Arkadaşlar, sözcük türlerinden zamir konusuna değinelim. Zamirler isimlerin yerini tutan kelimelerdir. Zamirler isimlerin aldığı tüm ekleri alabilir arkadaşlar. Kelime halinde, ek halinde de bulunabilirler. Kelime halinde bulunan zamirlerimiz kişi, şahıs zamirleri, işaret zamirleri, belgesiz zamirler, soru zamirleri. Ek halinde bulunan zamirlerimiz ise ilgi zamiri ve iyelik zamirleridir arkadaşlar. Kelime halinde bulunan zamirlerden kişi zamirlerine bakalım. Diğer ismi şahıs zamirlerdir arkadaşlar bunların ve insan isimlerini yerini tutarlar. Evet bunlar ben, sen, o, biz, siz, onlar. Eğer bunlar ismin yerine kullanıldıysa bunlar ne diyoruz biz? Kişi zamiri diyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben ve sen kişi zamirlerine ismin yönelme yani ea hal eki getirildiği zaman ben, bana, sen, sana arkadaşlar yani bene, sene olmalı arkadaşlar. Dönüşlülük zamir olarak adlandırılan kendi kelimesi şahıs zamiri yani kişi zamiri olarak kabul edilir arkadaşlar. Dönüşlülük zamiri pekiştirmek amacıyla da kullanılır arkadaşlar. Bunca işi ben kendim hallettim. Kişi zamirleri tamlamalarımızda tamlayan olarak kullanılabilir arkadaşlar. Benim evim de olduğu gibi. İşaret zamirleri isimlerin yerini işaret ederek tutan zamirlerdir. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, bura, şura, ora, öteki, beriki, diğeri, böylesi, şöylesi işaret zamirleridir. Arkadaşlar burada unutmamamız gereken işaret zamirlerinin isimlerin yerini tuttuğudur. Yani isimlerden önce gelmez, isimlerin yerini tutar. O zamiri kişi zamiri olabileceği gibi işaret zamiri de olabilir. O alanda uzman bir bilim adamıdır. Burada bir insandan bahsettiğimiz için kişi zamiridir. O şimdiye değin bildiğim en güzel arabadır. Burada arabayı işaret ettiği, onu gösterdiği için burada nedir? İşaret zamiridir arkadaşlar. Bir önce söylemiştir arkadaşlar. İşaret zamirleri ismin yerini tutar. İşaret sıfatları ise ismi işaret yoluyla belirtir. Ve işaret sıfatları çekim eki almazken işaret zamirleri çekim eki alabilir arkadaşlar. İşaret zamirleri at tamlamasının tamlayanı ya da tamlananı olabilir arkadaşlar. Onun boyası burada tamlayan görevindeyken onun kelimesi. Şelalenin böylesi burada böyle işaret zamirimiz ne olmuş? Tamlayanın tamlananı görevinde kullanılmış. Arkadaşlar bir diğer zamir türümüz belgisiz zamir. Bu da ismin yerini tutan belirsiz zamirlerdir. Hangi adın ve ne kadar adın yerini tuttuğu belirsizdir arkadaşlar bunların. Bazısı, kimisi, başkası, herkes, pek çoğu gibi kelimeler belgisiz zamirlere örnek olarak gösteriliyor arkadaşlar. Zamir sıfat ayrımında birçok yerde karşılaştığımız gibi belgisiz zamirlerde de belgisiz sıfatlarda karıştırma ihtimalimiz vardır. Buradaki kuralımız diğerlerinde olduğu gibi nedir arkadaşlar? Belgisiz sıfatlar isimden önce gelip ismi belirtirken belgisiz zamirler ise ismin yerini tutar arkadaşlar. Bir diğer zamir türümüz soru zamiridir. İsmin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Ne, kim, nere, kaça, hangisi soru zamiri olarak kullanılan kelimelerdir arkadaşlar. Soru zamirlerinin de cevabı isim veya zamirdir arkadaşlar. Hangi sözcüğü tek başına soru sıfattır. Ancak sözcük iyilik eki alırsa soru zamiri olur arkadaşlar. Arkadaşlar ne kelimesi de çekim eki almışsa soru zamiri hangi anlamına geliyorsa soru sıfatı niçin anlamına geliyorsa soru zarfıdır arkadaşlar. Ek halindeki zamirlerimize bakalım arkadaşlar. Birincisi ilgi zamiri. İsmin yönünü tutan ki ekidir arkadaşlar. Ve tamlayan ekinden sonra kullanılır.
İlgi zamiri olan ki, bağlaç olan ki ve sıfat yapan ki ile karıştırılmamalıdır arkadaşlar. Bir önce gel ki ders çalışalım. Burada bakıyoruz iki tane farklı cümleyi birbirine bağladığı için bağlaç. Dün geceki film, hangi film? Dün geceki, burada ismi, film ismini belirten bir kelime yaptığı için geceyi, buradaki nedir? Sıfattır arkadaşlar. Sıfat yapan ki'dir. Bir diğer ek olan zamirimiz iyelik zamiridir. Bu zamire iyelik eki veya tamlanan eki olarak da isim verir arkadaşlar. Bir ismi anımsatacak, hatırlayacak şekilde kullanılır iyelik zamirleri. Zamirleri daha önce kelime halindeki ve ek halindeki zamirler olarak ikiye ayırmıştık. Bir de zamirleri yapısı yönüyle inceleyelim arkadaşlar. Basit yapılı zamirler yapım eki almayan, çekim eki alabilen zamirlerdir. Birleşik yapılı zamirler ise iki sözcüğün birleşmesinden oluşan zamirlerdir. Hiç, bir, bir, kaç, bir, çok kelimeleri gibi birden fazla sözcüğün birleşmesiyle oluşan zamirlerdir arkadaşlar.